Dershaneler Türkiye'de neden e, oldu, niye oldu? Halen e, o bir ihtiyaçtan çıktı ortaya. Yani durup dururken hiçbir konu e, kendiliğinden olmaz. E, devletin e, eğitim sistemi, insanların e, eğitimi öğretimi bakımından e, işte merkezi sistem getirdiniz. Sınava girecek. E, şimdi bütün öğretmenleri olan bir okulda yetişen öğrenciyle senenin yarısı boş geçen, birçok dersleri e, alamamış öğrenci aynı sorularla sınava girince birisi kazanıyor, öbürü kazanamıyor. Kazanamayanlar nasıl olacak? İşte dershaneler falan eğitim sisteminde taşlar yerli yerine oturtulamadığı için bundan dolayı bu ve benzeri müesseseler çıktı. Bu gerekçe ortadan kalktıysa bu türlü düzenlemeler bir şey ifade eder. Kalkmadıysa ya da alternatifi konulamadıysa o zaman başkaca sorunlar çıkar. Buna iyi bir bakmak lazım. Türkiye eğitim konusunda e, maalesef çok sık model değiştirdiği için, son 50 yıldır, 60 yıldır, 80 yıldır onu değiştirdi, bunu değiştirdi, öyle oldu, böyle oldu. E, ama sonuçta bir e, eğitimde e, kalite sıkıntısı ortaya çıktı. E, i̇mtihan sisteminden kaynaklanan bir kısım zorluklar ortaya çıktı. O işleri bir ölçüde dışarıdan telafi edebilmek bakımından da, ee, onun dışındaki bir kısım müesseseler yani devletin kendi örgütü dışında bu dershaneler falan da bu ihtiyaçtan kaynaklandı. Bu ihtiyaç mevcut uygulama ya da alternatif düzenlemeyle ortadan kaldırılıyorsa mesele yok. Değilse e, insanoğlu başka bir formülle yine e, benzer yol ve yöntemlere başvurabilir. Yani ihtiyaç durunca onun karşılar insanoğlu. Tabiatıyla e, eğitim meselesi önemli. Yani insanlar yanlış iş yapmasın diyorsak bu ister terör ister başka bir şey. Yani terör olmaz da uyuşturucu olur, alkol olur, başka türlü kötü alışkanlıklar olur veya en kötüsü terör gibi bir kısım e, işlere bulaşıyorsa, bulaşacaksa en önemli faktörlerden bir tanesi e, bunun eğitimsizliktir. Eğer kurulan müesseseler ister devletin kurduğu ister gönüllü sivil toplumun e, veya insanların, hayırsever insanların yaptığı çabalar, gayretler buna olumlu tesir icra ediyorsa bunları desteklemek lazım. E, bu yol ve yöntemlerden de azami ölçüde istifade etmek e, gerekir diye düşünürüm ben. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Bizi kabul ettiniz parlamentoda.